Efektler. PA1000'de olağanüstü bir daire efekt sistemi vardır. 5 temel birim bulunur. Özel EQ'lar, insert ve master efektler, mikrofon ve gitar efektleri, TC Helicon vokal prosesör, global EQ ve limiter bölümü. Şimdi style play modunu örnek olarak kullanarak efektlerin nasıl eklendiğine bir bakalım. Diğer modlar daha sonra açıklayacağımız birkaç istisna dışında aynı şekilde işlem görür. Funk and Blues kategorisinden Level Funk'ı kullanıyorum. Menüye basın Mixer Tuning, EQ Gain, EQ. Ritmin içindeki her ses yanında keyboard setin içinde her ses için de ayarlanabilir. Track Select'te her basıldığında ikisi arasında geçiş yapar. Keyboard seti gösterin. Upper 1'in High, Mid ve Low frekanslarını ayarlayacağım. Frekansları artırmak bazen sesi bozabilir. Bu iki kontrol sayfasındaki input trim bunun telafisi için düşürülebilir. Ayrıca her sesin EQ ayarlarını buradan etkisiz hale getirebilirsiniz. PA1000'in insert ve master effect bölümü iki kısma bölünmüştür. FX Group A ve FX Group B. Style Play modunda FX Group A akompanyan partilerini sesler için kullanılırken FX Group B keyboard set sesleri için kullanılır. FX Group iki farklı türde efekt içerir. Insert efektler ve master efektler. FX Group A ve B'nin her birinde iki master efekt bulunur. FX Group A'da iki, FX Group B'de bir insert efekt vardır. Bir ses bir insert efekt içine yönlendirilmişse audio sinyali oradan efekt içinde geçer. Bunu devreye sokup çıkardığınız bir gitar efekt pedalı gibi düşünebilirsiniz. Şu an çalmaya hazır bir akor dizim var. Insert, FX tapana gidin ve akompanya tracklarını göstermek için Track Select'i kullanın. Bass track'ı mevcut iki insert efektten birini, akompanya iki track'ını da gitar efektin diğerini kullanıyor. Şimdi bass track'ın insert efektini değiştirelim. Shift'e basılı tutup track'a dokununca track solo hazır hale gelir. Buraya dokunun ve efekt şimdi detaylı editing için hazır. 140 adet efekt türü var. Yani çok fazla seçenek var. Ampli simülatör efektini flanger efektine değiştireceğim. Gördüğünüz gibi iki ayrı track'ta birer insert efekte sahip olabilir veya onun yerine bir track'ta iki insert efekt kullanabilirsiniz. Bass track'ındaki insert efekti kaldıracağım. Sonra akompanya track 2'deki gitara ikinci bir insert efekt ekleyeceğim. X'te basın. Master efektler farklı şekilde çalışır. Track'tan gelen dry sinyaliyle paralel olarak mixlenirler. Send parametreleri kullanarak bir master efekti çok veya az miktarda uygulayabilirsiniz. Böylece bir piyanoya az miktarda string pay ile bol miktarda reverb uygulanabilir. Bas gitara hiç uygulamayabilirsiniz. Menü Master Effects, Keyboard City için Master FX B, bu akompanya partileri için Master FX A'dır. Bu ritimde Master Effect 1'de bir reverb, Master Effect 2'de bir chorus efekti bulunuyor. Şimdi Master Effect miktarını ayarlayalım. Menü Mixer Tuning, FX Send, Send to Master 1'i arttırdıkça daha fazla reverb uygulanıyor. Master 2 Send daha çok chorus efekti etkiliyor. Davul ve perküsyon kitleri farklı şekilde işlem görür. Davul partisinin üstündeki DF'ye dokunun. DF aslında drum family demektir. Yanıp sönüyor. Ve şimdi her tür için farklı master effect send oldu. Insert ve master efektleri açıklamak için style play'i kullanıyoruz. Ancak diğer modlarda da mantıklı olarak aynı şekilde çalışır. Song play'de sequence partileri FX Group A, keyboard setleri FX Group B kullanır. Sequencer modunda her parti FX Group A veya B'ye erişebilir. Sound modunda sadece FX Group B mevcuttur. Style play ve song play'e ayrıca mikrofon veya gitar bağlamak ve sinyal efekt uygulamak mümkündür. Önce style play'de mikrofon deneyelim. Mikrofonu bağlamak için Audio In Left girişini kullanın. Bu balansız çeyrek inçlik bir giriştir. XLR bağlantılı bir mikrofonu kullanmak için ise bir adaptöre ihtiyacınız vardır. Global Audio Video, Audio In tabına gidin. Giriş yönlendirmenin mikrofona ayarlı olduğundan emin olun. Şimdi menü
mikrofon setup, EQ Dynamics tabağı, geriye uzanım ve giriş kazancını değiştirmek için left audio girişinin yanındaki gain düğmesini kullanın. En iyi sonuç için maksimum -20 civarında tutun. X'e basın. Audio in'i sesli konuma getirin ve gitarın volümünü ritmin volümüne göre ayarlamak için audio in volume düğmesini kullanın. Stab'a basın. Gitar tabına gidin. Duyduğunuz gibi gitarınızda Clean AC30 SC presetini kullanan efektler bulunuyor. Burada isimdeki SC bu presetin en ideal olarak single manyetiklere kullanılacağını gösterir. İsimde HB varsa en ideal olan humbucker manyetik kullanılır demektir. Zincirleme 3 efekt kullanabilirsiniz. Bu durumda ampli simülatör, delay ve reverb. Buraya dokunarak farklı bir efekt preseti seçebilirsiniz. Presetler clean presetler, overdrive presetler, hatta bas gitar bağlandığında kullanılabilecek şekilde presetler olarak düzenlenmiştir. İsterseniz presetleri seçmek ve zincirdeki efektlerin her birini açık kapatmak için bir midi pedal board'u da kullanabilirsiniz. Efekt presetleri buradan editlenebilir ve user bankına kaydedilebilir. Gitar sessiz konuma getirin. Ve son olarak global limiter ve EQ. Bu sinyal zincirinin sonunda PA1'in audio çıkışlarının hemen önünde yer alır. Global, menü, limiter master EQ, limiter tabı. Limiter, maksimum ses düzeyini bu ayarlarla sınırlandırarak PA1'in mümkün olan en yüksek sesi vermesini sağlar. MP3'ler limiterden geçmez çünkü genelde bu işlem audio üzerinde önceden yapılmıştır. Bu tab sizi Master EQ'ya götürür. Bu, sol ve sağ audio çıkışlarından önceki low, mid ve high frekanslarını düzenlemek için gain, frekans ve Q parametreleri içeren 4 tamamen programlanabilir band içerir. MP3 dahil tüm audio bu EQ'dan geçer. Hem limiter hem EQ presetleri kaybetme ve buradan seçmenize olanak verir.